Ay pardon. Şey, Savaş Bey nerede biliyor musunuz? Savaş Bey doğuma girmişti. Çıkar herhalde birazdan. Sağ ol. Odasında bekleyebilirsiniz. Bebekleri kaybedeceğiz diye o kadar korktum ki son anda yırttık. Hipoksik olmadılar ya, ona şükür ederim bence. Deli misin ya? Harikaydık bence. Çak ortak. Günaydın. 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 Ben bekliyorum. Tamam. Evet. İşim var galiba. Evet, yani vizite çıkmam gerek. Sonra başka bir doğuma daha gireceğim. Ama acilse konuşabiliriz. Ne o acil? Tamam, görüşürüz. Efendim Rahmet. Tam kantine geçin, geliyorum. Günaydın. Günaydın. Allah, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Konuştunuz mu Ayşe? Konuşamadık, iş varmış. Neyse, biz konumuza dönelim. Dönelim. Kime ne tuzak kuruyoruz? Kimseye bir şey kuracağımız yok. Sadece Fiko ile Kiraz'a paranın mutluluk getirmeyeceğini anlatmak istiyorum. Yani öyle bir şey. Bir ders vermek lazım. Yani sen de zenginsin. Ve de mutluyum. Paran olduğu için mi mutlusun? Yani evet. Para hayatı kolaylaştırıyor. Sen de otomatik olarak mutlu oluyorsun da. Sen niye paradan bu kadar çok korkuyorsun? Kardeşlerimi delirtiyor çünkü. Hayır, ben onlara parayla mutluluk satın alamayacaklarını anlatmak istiyorum. Yani önemli olanın aile, arkadaşlık, dostluk olduğunu anlatmak istiyorum, anladın mı? Bu da parası olmayanların mutlusu olmuş oluyor. Paran olduğu zaman böyle gereksiz bağların yükünü taşımak zorunda kalmıyorsun. Yani biz fakir olduğumuz için mi ailemizi bir arada tutmaya çalışıyoruz? Arkadaş, dost ediniyoruz filan. Ekül olacak paran varsa komşunun külüne muhtaç kalmazsın. O senin dediğin birazcık çıkar ilişkisine giriyor Deniz'ciğim. Biz daha sevgiden, değer vermekten bahsediyoruz da. Aynen öyle. Biz çıkar ilişkisi kurmayız. Siz kurmuyorsunuz ama kardeşleriniz kuruyormuş belli ki. Yani parayı gördüklerine, bu kadar delirdiklerine göre. Çocuk onlar Deniz ya. Tamam, biz seninle anlaşamayacağız. Hiçbir şey yapamayacağız. Biz seninle hallederim ben kendim. Tamam ama parayı da bu kadar öcü olarak görme. Madem o kadar gıcık bir insan oluyorsun ki. Ben istediğim zaman istediğim her şey olabilirim Rahmetciğim. Sen de buna bir alışsan. Ha, çok biliyorsun. Ya kız sana gelmiş burada samimiyetiyle bir şey danışıyor. Ay Rahmet ya, ne yapayım, yanlış soruyu sordum. Doğru soru neymiş? Mesela parayla nasıl zengin olabilirim diye sorsaydı cevaplayabilirdim. Ya çünkü sadece parayla fakirlikten kurtulamazsın. Zenginlik de sadece parayla olmaz. Öyle söyleseydin o zaman. Ne külmül diyorsun, dalga geçer gibi ablamla. Ay Rahmet ya, kadın kaç yaşına gelmiş, kaç tane çocuk büyütmüş, benden mi akıl alacak? Bulur o yolunu. Hem gel biz birazcık gezelim olsun. Hadi. Deniz, gezelim diyorsun, saçmaladık gece ya. Rahmet. Ne gezmesi ya, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.